Zeyn. Yenge. Telefonum nerede? Telefonum nerede anne? Reham beni defalarca aramış. Neredesin sen Aliye? Niçin telefonlarıma cevap vermiyorsun? Hem ne yaptın sen böyle? Şikayetçi olman, iddiaların, polis merkezinde Zeyn'le Abdullah Hanım'ın gördüğü muameleden haberin var mı senin ha? Polis ortadan kaybolmuş olmandan onları sorumlu tutuyor. Başta ben de inanmadım ama şikayet dilekçesi üstündeki imzaları görünce ve bu da yetmezmiş gibi öyle bir zamanda ortadan kayboldun ki kocan ve kayınvaliden büyük töhmet altında kaldı senin yüzünden. Aliye bak, haddimi aşmak istemiyorum ama Zeyn benim kardeşim gibidir. Senden böyle bir şeyi hiç beklemezdim. Rehan dinle beni. Ben kimseden şikayetçi olmadım. Bunu ben de herkes gibi haberlerde gördüm. Anlamıyorum. Nasıl benim imzam olabilir ki? Ben kimseden şikayetçi olmadım. İyi de bunu nasıl söylersin? Dilekçeyi Zeyn de ben de gördük. Sen imzalamışsın. Ben öyle bir dilekçe imzalamadım diyorum. Niye anlamıyorsun Rehan? Annem babam da bunu doğrular. Lütfen burayı imzala kızım. Bu nedir baba? Aile, biliyorsun. Bhopal'deki bankada bir hesabın var senin. Hesabı kapatmak için de bu imzalı belgeye ihtiyacımız var. Bu belgeyle baban hesapta kalan parayı çekebilir ve hesabını kapatabilir. Bu iyi bir fikir. Çok eski bir hesap. Kapatılması iyi olur. Seni sonra ararım Rehan. Aliye. Anne. Baba. Siz ne yaptınız baba? Bunu nasıl yapabildiniz? İkiniz de bana ihanet ettiniz. Bununla her şeyi bitirmiş oldunuz. Her şeyi bitirdiniz. Bundan dönmek için bir umut yok artık. Neden beni kandırıp o belgeyi imzalattınız? Neden? Bana artık kim inanır anne? Hiç kimse. Dinle canım. Orada sana nasıl davrandıklarını biliyoruz. Zaman zaman buna gözlerimize şahit olduk. Suraya iyi yengenin seni tokatladığını bile gördük. Mutfakta o gaz kaçağı, ocağın birdenbire infilak etmesi. Bayramda olanları biliyorsun. Seni zehirlemek için komplo kurmuşlardı. Bunları size kim söyledi anne? Kim? Kim beyninizi yıkadı sizin? Bunların hiçbiri doğru değil. Gaz ocağının patlaması kazaydı. Oradaki ben değil, başkası da olabilirdi. Sizin zehirli dediğiniz şeyi de o gün kendi isteğimle yedim ben. Hiç olmazsa önce bana sorsaydınız. Bir kere benimle konuşsaydınız. Beni kandırıp o belgeyi imzalatmaya, polise gidip şikayetçi olmaya hiç gerek yoktu. Ama kızım, biz polise gidip kimseden şikayetçi olmadık. Şikayetçi olmak istedik, bu doğru. Ama abimin yanına gidip ona anlattığımda beni elimden tuttu. Gözlerinde yaş vardı. Abim sanki bana engel olmaya çalışır gibiydi. Biz de vazgeçtik ve dilekçeyi çöpe attık. Ama kızım, bütün o iddialar yalan mı gerçekten? Bundan emin misin? Eminim baba, bunların hiçbiri doğru değil. Ben o evde tamamen güvendeydim. Zeyn beni çok seviyor ama bu olanlardan sonra hiçbirinin yüzüne bakamam artık. Bu çok kötü oldu baba. Hemen oraya gitmek zorundayım. Aliye! Gitmek zorundayım anne.
Abla dur. Sen dur. Alia. Alia. Baba. Alia.